Burada ben şu dizin savunmasını göstereceğim. Normal klasik adam şekli buradan dışarıda sokaktaki gibi hani herkesin kullandığı genel anlamda kafaya veya yüze aynı şey oldu. Kafaya veya karnına gelen dizlerin savunmasını göstereceğiz. Burada rakip boynunuzu aldı, münakaşa esnasındasınız. Karnınıza veya suratınıza diz atmaya çalışıyor. Ellerim arkadaşlar hep buradaydı zaten. Yani şöyle düşünün. Enseni aldığı zaman ellerim bu sefer aynı gard pozisyonu aşağı doğru alıyorum. Yani yukarı alamadığım için aşağıya doğru alıyorum. Karnıma geldiği zaman bunu elinizle arkadaşlar blok yapabilirsiniz. Ama burada şöyle bir olay var. Elinizi böyle yaptığınızda aşağıdan çok sert bir diz gelirse bu bileğinizin böyle ters dönüp burkulmasına veya başka sebeplerle çatlamasına sebep olabilir. Çok esnek değilseniz, çok esnekseniz de zaten bunu tutamazsınız. Bu bileğiniz böyle kayar. Diz size tekrardan gelir. Burada iki şey yapabilirsiniz. Bir tanesi şu. Aldı. Kolunuzla arkadaşlar keskin tarafıyla ya da dirseğinizle. Özellikle birisi sizin boynunuzu tuttuğunda hemen ben de buraya tutabilirim veya ellerimi içeriye alabilirim. Diz geldiği zaman dirseklerinizle şöyle görmüş olduğunuz gibi buraya blok yapabilirsiniz. Bunu da aslında vurarak yapacaksınız. Çok can yakar. Çünkü bacağın üst kısmından geçen kaslar arkadaşlar bu arkadakilere göre daha zayıftır. Ve böyle çok küçük sivri bir yer buraya sert bir şekilde vurduğu zaman da can yakar. Bunu kendiniz şöyle kendi dirseğinizle vurarak test edebilirsiniz. Adrenalin esnasında bu adam bütün gücüyle vurduğunda siz de ona doğru atak yaparsanız bir daha diz hayatı boyunca muhtemelen kimseye atmaz. Tuttu. Buradayım. İster böyle savunun, ister elleriniz burada geldi. Bunlarla savunun arkadaşlar. İsterseniz böyle savunun. Bunu yaptığınızda tabii geldi. Bir tane savundum. Beklemeyeceğim. Vurmanız lazım. Zincir yumrukla, aparkatla o açıya göre gösterdiğimiz teknikleri kombine edip o puzzle'ın parçalarını birleştirip siz de teknikle cevap verebilirsiniz. Zaten bir kombinasyon videosu çektik. Hani o kombinasyonları zenginleştirmenizin amacı da bu gibi pozisyonlardan kurtulmayı kolaylaştırmaktır.